Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kazara Aşk dizisinin yeni bölümünden bahsedeceğim. O zaman hemen videomuza geçelim. Son bölümde Tahsin ile Dursun kaybolmuştu. Şimuel ile Civan da onları aramak için tekne kiralamışlardı. Ama başlarına hiç beklemedikleri olaylar gelecekti. Bindikleri teknenin kaptanı insan kaçakçılığı yapmaktaydı. Onları Bulgaristan'a götürecekti. Ama o sırada polislere yakalanacaklardı. Tabii bizimkiler de. Şimal ve Civan hapse atılmışlardı. O sırada babaları ile karşılaşmışlardı. Onlar da tekneyle açılırken sınır geçtiklerini fark edememişler. Bu yüzden de Bulgar polisi onları gözaltına almıştı. Bir süre sonra hepsini Türkiye'ye geri göndermişlerdi. Kenan, Civan'ın şirket için Şimal ile evlendiğini öğrenmişti. Bu bilgiyi Okan'dan öğrenmişti. Hatta videoya bile çekmişti. Kenan o görüntüleri Şimal'e gönderdi. Civan durumu fark etti ve hemen o videoyu Şimal görmeden sildi. Ama Kenan'ın pes etmeye niyeti yoktu. Şimal'in ailesinin evine gitti. Olanları anlatmak için. Civan, Şimal'in evden çıktığını fark etti ve onun peşinden gitti. Tam Kenan'ı her şeyi açıklayacaktı ki. Civan, Levent'i merdivenden aşağı itti. Herkes Levent ile uğraşırken Civan da Kenan'ın telefonunu kırdı ve dışarı attı. Ama dışarıda Nazlı vardı. Nazlı, telefonu aldı ve Civan gittikten sonra birisi vasıtasıyla Aslı'ya verdi. Aslı ve Şimal telefonu tamir ettirip Kenan'ın izletmek istediği videoyu izleyeceklerdi. Ama öncesinde Civan ve Şimal yemeğe çıkacaklardı. O sırada Civan ile Vildan da gelecekti. Bizimkilerin başları burada da belaya girecekti. Ama Şimal ile Civan bir hayli romantik an yaşayacaklardı. Eve dönmüşlerdi. Bu sırada Şimal'e Kenan'ın bahsettiği videoyu Aslı göndermişti. Bakalım Şimal videoyu izledikten sonra Civan'a neler yapacaktı. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, yorumlar kısmınıza yorumunuzu bırakmayı ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.